Arkadaşlar hepinize merhaba. Bir önceki dersimde sırasıyla aslında şunları gerçekleştirdim. Bir kere gittik ne yaptık? Bir gradient deşantın ne olduğunu öğrendik. Ne yapıyordu bu gradient deşant? Aslında bizim bir fonksiyonumuz vardı şöyle bir. Kendi uydurduğumuz bir fonksiyon. Bu fonksiyon gidiyordu bir x'e y datası arasında herhangi bir model oluşturuyordu. Bizim verdiğimiz parametrelerle. Şöyle bir optimization problemi aslında çözüyorduk burada. Sonrasında ben ne anlattım? Aslında aynı örneği olduğu için burada gittim bir multiple gradient deşantı gösterdim. Burada ne yapıyorduk? Yine bir h tete x'imiz vardı. Tete 0 artı tete 1 x1 artı tete 2 x2 nokta nokta gibi bir fonksiyon vardı. Ve bu fonksiyon ne yapıyordu? Birden fazla giriş parametresi bize verilmişse, örneğin şöyle x1, x2, şurada gösteremediğim ama var olduğunu saydığım x3, x4, bunların hepsinin y çıkışındaki değerlerini bize gösteriyordu. Ve buradaki iki yöntem de aynıydı. Şu da bizim sonucumuzdur, result'ımızdı. Şimdi bakın, şu ana kadar problemlerin hepsi neydi? Fitting problemiydi. Eğri uydurma. Türkçe'de yazayım buraya. Eğri uydurma. Yani biz bir tane gidip çizgi belirliyorduk ve bu çizginin modeli tamamlayacağını söylüyorduk. Tamamladıktan sonra da işlemleri yapabiliyorduk. Şimdi bakın, problem bize peki şu şekilde verilseydi. Örneğin bizim bir insanımız olsun burada, bir human olsun. Bu human'a dair iki tane değerimiz var bizim. Bir weight'imiz var. Bir de length'imiz olsun mesela burada. Ve bu weight ve length'e göre adamlar diyorlar ki, biz diyorlar bu adamın healthy mi yoksa not healthy mi olduğunu, yani hastalıklı mı yoksa sağlıklı mı olduğunu biz belirlemek istiyoruz diyorlar. Ve bunu yapmak için de bizim bir algoritmaya ihtiyacımız var diyorlar. Yani biz bu değerlere göre mesela adamın bir healthy mi healthy değil mi, bunların hepsini biliyoruz. Ama biz bunu bir algoritmanın içine koyduğumuzda acaba modelleyebilir miyiz? Bu soruyu merak ediyorlar. Şimdi bakın, bu weight ve length'te bir önceki derslerimde hani hatırlıyorsunuz bu kök kavramını anlatmıştım ve köklerin hepsi aslında burada x1 x2 diye öğelerin space'inde aslında bu şekilde görünüyordu. Bakın buradaki x1'i ben gidiyorum weight seçiyorum ki gerçekten öyle, bakın weight. Buraya da diyorum ki burası da length olsun. Ben bunları seçebiliyorum çünkü bana aslında Öklit bunu kanıtladı. Ben bunu bu şekilde yazdığımda gerçekten geometrik olarak ve cebren bu ifadeyi buraya koyabiliyorum. Ve adam diyor ki burada, bak diyor, benim diyor bunlara dair değerlerim var diyor. Şöyle. Ve şu şekilde. Şimdi bakın. Buradaki konu şu. Biz öyle değerler alıyoruz ki mesela şurada bir 70 olsun bu. Bu da 180 santim olsun. Adamın boyuna göre. Adam diyor ki bak diyor, ben şu grubun diyor kesinlikle diyor sağlıklı sağlıksız olduğunu biliyorum diyor. Bu grubun da kesinlikle sağlıklı olduğunu biliyorum diyor. Ve diyor ben buraya diyor öyle bir algoritma yazayım ki, öyle bir algoritma yazayım ki bu iki grubun sağlıklı ve sağlıksız olduğunu bana söyleyebilsin. Şimdi bakın, ben dersimde ne göstermiştim önceki derste? Şunu göstermiştim değil mi? Benim bir x'im varsa, y'm varsa ve buna dair data dağılımlarım varsa ben bir çizgiye bir model uydurabiliyordum. Yani düzlem üzerinde bir çizgi şöyle çizebiliyordum. Bakın ben bu çizgiyi her ne kadar size söylemesem de bu bir hyperplane'dir. Yani hiper düzlemdir. Bu nereden geliyor? Bizim bir x1'imiz var, θ1'imiz var. Teta 2'miz, x2'miz var. Artı bir de teta 0'ımız var ve 0'a eşitliyor. Aslında bu denklemin matematiksel çözümü budur. Ve bu verilen değerlerin hepsine, ki training data oluyor bakın bunların hepsi, hepsine uyabiliyor. Ama bakın buradaki duruma geliyorum. Bakın health ve not health değil mi? O zaman benim training datam ne? Bunlara atanmış herhangi bir değer. Ki o da bakın mesela ben health'ye burada 1 diyebilirim değil mi? Not healthy'ye de 0 diyebilirim değil mi? O zaman ben bu algoritmanın içinde weight ve length değeri, yani kilo ve boy değeri bana verildiğinde, eğer ki bu adam şu sınıfa düşüyorsa sağlıksız, şu sınıfa düşüyorsa sağlıklı olarak benim işaretleyebilmem gerekiyor.
Ve benim gradient descent'la ya da atıyorum multiple gradient descent'la yapabildiğim tek şey bir çizgi çizmek arkadaşlar. Şöyle. Yani ben bu çizgiyi böyle çizersem ve alt tarafına sağlıksız, üstüne sağlıklı diyebileceğim bir algoritma oluşturabilirsem ben bir sınıflama yapmış oluyorum. O yüzden bakın arkadaşlar, buradaki problemi ne demişler adamlar biliyor musunuz? Lojistik, yani 1 ve 0 ve regression demişler. Regression'ı nerede bunun? Datalarında değil mi? Lojistikliği nerede? Result'ında. Yani 1 ile 0 değerini atamasında. Literatürde aslında bu arkadaşlar böyle geçiyor. Lojistik regression olarak geçiyor. Ve bu problemin çözümüne classification diyorlar. Yani sınıflama problemi diyorlar. Şimdi bakın, bir kez daha söylüyorum burada. Bize verilen dataları biz gittik önce eksenlere yerleştirdik bu şekilde. İki tane ekseni birbirine göre çizebiliyoruz. Çünkü kök kavramından zaten biz bunun böyle olduğunu biliyoruz. Felsefe serisinde zaten detaylı bir şekilde anlatmıştım. Biz bunları yazabiliyorsak oradaki değerlere göre yazabiliyoruz. Ve biz bunun arasında bir çizgi çizdiğimizde, eğer yukarısını 1, aşağısını 0 yapabiliyorsak, biz bir sınıflama problemini çözebilecek duruma geliyoruz. Bir sonraki dersimde arkadaşlar bu modele geçirebilmek için, yani bunun altında kalan alanın 0, bunun üstünde kalan alanın 1 olması için gereken modeli size anlatacağım. Sadece burada bizim yapmamız gereken tek şey yine ne? Yine bir modelimiz olacak. 1 ve 0 veren yine bir cost function'ımız olacak. Bakın hiçbir şey değişmiyor. Ve yine bir training, yani learning'imiz olacak. Eğer bu üçünü sağlayabiliyorsak arkadaşlar biz bu sınıflama problemini de çözebilecek duruma geliyoruz.